İzleyicilerden biri aktif karlılık oranı tanımına dikkat çekti. Zaten bu videoda tamamıyla aktif karlılık üzerine olacak. Aktif karlılığın ne demek olduğuna finans sitelerinden ya da finans kitaplarından bakarsanız bunun benim dediğimden farklı olarak toplam aktifler üzerinden net gelir olduğunu görürsünüz. Diğer kaynaklarda ise örneğin Wikipedia'da tanım şu şekilde Net gelir bunu NG olarak kısaltıyorum Net gelir artı faiz yani faiz gelirini ekliyorlar ve ardından faiz kaynaklı vergi tasarruflarını çıkarıyorlar aslında sadece faiz kaynaklı vergi tasarrufları üzerine bir video hazırlayabiliriz. Finansal kaynak sağlanırken borç ya da öz sermayeden hangisi yoluyla olduğu faiz maliyeti sebebiyle daha da önem kazanır. Eğer borçlanma yolunu seçer ve gitgide daha fazla borçlanırsanız bu iflas ihtimalinizi artırır. Bununla ilgili pek çok video yapabiliriz. Wikipedia'nın tanımına göre faiz kaynaklı vergi tasarrufları bölü aktiflerdi. Size ilk verdiğim tanım buydu. Aktifler üzerinden faaliyet karı olarak açıklarım bunu. Bu videoda bir tanım daha ekleyeceğim çünkü bunun da bahsedilmeye değer olduğu fikrindeyim. Bence finansta şöyle bir durum var, her şey için formül bulunuyor, insanlar bunları ezberliyor ama aslında bu süreçte işin özü gözden kaçıyor ve şunu da hesaba katmak lazım ki aynı şeyi tanımlamanın pek çok değişik yolu vardır. Bu sebeple insanlar da kendilerinden emin olan bir şekilde aktif karlılık oranı budur diyebilirler. Bunu da kısaca AKO diye belirtelim. Şunu bilmenizde fayda var. Onlarca AKO ile yani aktif karlılık oranıyla ne kastettiklerini sormak kötü bir soru değildir ve aynı zamanda pek çok insanın AKO ile ne kastettiklerini anlatamadıklarını görmek sizi şaşırtacaktır. Bu arada zaman kalırsa son olarak faiz ve vergi öncesi kâra değineceğim. Bunu da FVÖK ile göstereceğim. Kulağa çok ilginç gelen bir kelime olduğunun farkındayım. Faiz ve vergi öncesi kar bölü aktifler, faiz ve vergi öncesi faiz ve vergi öncesi kazanç demektir. Yani net gelir artı faiz artı vergi ile aynı manaya gelebilir. Başka bir deyişle vergi öncesi AKO bölü aktiflerdir. Bunların hepsi farklı şeylerdir. Şunu söyleyebilirsiniz eğer net gelirle başlarsam. Bunun üzerinde biraz duralım. Vergi ve faiz öncesi karla faaliyet kârını karşılaştıralım. FVÖK, faiz ve vergi öncesi karın baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır demiştik. Şöyle düşünelim, kazancımız 350 bin ise Buna vergiyi eklersek vergi öncesi duruma ulaşırız. Ardından faizi de eklersek faaliyet karına ulaşırız. Şunu sorabilirsiniz, durum buysa neden FVÖK diye bir kavram var? İnsanlar neden sadece faaliyet kârını kullanmıyorlar? Bunun sebebi ise bazen faaliyet dışı karınızın da olabileceğidir. Bunu da şöyle açıklayalım. 10 milyon lira aktifin ilk örneğe geri dönüyorum çünkü konuyu iyice karıştırmak istemiyorum. Buradan devam ediyorum. Bu 10 milyon aktifin 9 milyonu faaliyetlerle ilgili olduğunu düşünelim. Bunlar faaliyet karı yaratmak için gerekli olan şeyler. Ama 1 milyonunuz daha var. Bu faaliyetlerle ilgili değil ama sonuçta sizin. Petrol fiyatları üzerinden spekülasyon ya da başka bir şeyle ilgili hedging yapıyorsunuzdur ya da bol getirili bir banka hesabınız vardır. Bu varlıklar faaliyet dışı kazanç sağlıyor olabilir size. Dolayısıyla burada faiz geliri ya da yatırım gelirini ayrıca göstermek gerekir. Bunu şuraya yazıyorum. Yatırım geliri. Şirket burada bir miktar kar etmiş olabilir. 10 bin lira yatırım geliri elde etmiş olabilir. Burası 510 bin olacak vergiler 153 bin olacak ve net gelir de 357 bin olarak bulunacaktır. Çünkü yüzde otuzluk vergi oranımız var. Bu mantıklı geliyor öyle değil mi? Şimdi burada 10 bin lira daha gelir ekledim. Sonunda yüzde otuz üzerinden vergi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla bu kazanç 7 bin lira daha fazla olmalı yani 357 bin. Bu, faaliyet geliri ile vergi ve faiz öncesi kar arasındaki farktır. Bu örnekte FVÖK faaliyet geliri arttı, bu yatırım geliri olacaktır. Biraz yatırım geliri eklediğimde vergi ve faiz öncesi kar 1 milyon 10 bin lira olurken faaliyet geliri 1 milyon olacaktır. İlk videoda bu konuya girmek istemedim, o yüzden sadece faaliyet geliri böyle aktifler dedim. Ama aktiflerin tamamını hesaba katarsanız faaliyet dışı aktifler olduğunu da varsayarsınız. Bunlar her neyse ve bunlar ne ortaya çıkarıyorsa bu gerçekten faaliyet dışı gelir kapsamındadır. FVÖK bunu kapsar. Bana göre FVÖK değişik yönden ilerler. Net gelirle başlar, buna vergi ve faiz ekler. Faaliyet geliri ise en üst satırda başlar ve aşağı doğru iner. Ama genel olarak faiz ve vergi öncesi kar içinden faaliyet dışı geliri çıkarırsanız faaliyet gelirine ulaşırsınız. İşte buradaki FVÖK ve anlattığım şekliyle faaliyet gelirleri böyle aktifler vergiyi hesaba katmadan aktiflerinizin ne durumda olduğunu söylemenin değişik yollarıdır tekrar etmek gerekirse. Bu bir bilançoysa işte bunlar aktifler ve bunlar da pasifler. Borç bunlardan biri olabilir. Ama genelde bu pek çok şeyden oluşur. Tedarikçilere para olarak ya da diğer şeyler üzerinden borçlu olabilirsiniz ve öz kaynaklarınız var. Bu oranlar üzerinden konuştuğunuzda her zaman için şu önemlidir Hangi bağlamda doktora tezini mi vermeye çalışıyorsunuz ya da boğaz içindeki profesörünüzü mü etkileme amacındasınız? Ya da daha başarılı bir yatırımcı olmak için daha iyi bir sezgi gücü mü istiyorsunuz? Eğer yatırımcıysanız muhtemelen bu üçünden sonuncuyu yapmak isteyeceksiniz. AKO yani aktiflerin karlılık oranı size şirketin burada gördüğümüz üzerinden nasıl bir getiri sağladığını gösterecektir. Bunu nasıl ödedikleri beni ilgilendirmiyor. Ayrıca borçlu olup olmamaları da ilgilendirmiyor. Düşük faiz seviyesi elde etmede başarılı olup olmadıkları hakkında düşünmek istemiyorum. CFO'larının diğer CFO'ları oranla daha iyi faiz oranı elde edip etmediği hakkında düşünmek istemiyorum ya da vergiden kaçınma konusunda diğer şirketlerden daha mı iyiler? Bu da beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey sahip oldukları aktifler ve bunları ne kadar iyi kullandıkları ve bunun neticesinde ne tip getiri elde ettikleri hesaplamayı vergi ve faiz öncesi kar bölü aktifler ya da faaliyet karı bölü aktifler şeklinde yaparsam ve eğer AKO ölçütüm olarak ikisini de kullanırsam ve A şirketi %10 AKO, B şirketi %15 AKO'ya sahipse ne diyeceğimi biliyorsunuz. B şirketinin elemanının daha düşük faiz elde etmesi benim için bir şey ifade etmez ya da devletten herhangi vergi yardımı alması ya da bağlı ortaklığı bulunan şirketlerinde muhtemelen bir şey yapması. Benim yalnızca bilmek istediğim hangi yöntemin bu aktifler üzerinde getiri elde etmede daha başarılı olduğudur. Bu ölçütler size bunu gösterecektir. Çünkü bu size ya buradan ne kadar faaliyet karı elde ettiğinizi ya da faiz ve vergi öncesi karınızı gösterecektir. Bu durumda FVÖK biraz daha faydalı olabilir çünkü gelirin bir bölümü faaliyet dışı kardan geliyor olabilir. Şirket hisse senedi ya da altın ya da başka herhangi bir şeye sahip olabilir. Bu petrol, yabancı para, başka bir şeyle ilgili risklerin önlemek amacıyla ileri sözleşmeler de yapmış olabilir. Genel olarak benim en iyi aktif karlılık oranı tercihim aktifler üzerinden hesaplanmış FVÖK'lerdir ki bu da aktifler üzerinden hesaplanan faaliyet karına çok yakındır. Şu anda şunu sorduğunuzu biliyorum. Tamam ama o halde diğer şeyler niye burada bulunuyor ve onları neden diğerleri kadar tercih etmiyorsun? Evet, aktifler üzerinde net gelire bakalım. Bence bu tanımın varoluş sebebi bu. Aslında net gelir bunları tam olarak açıklayamadığından çok da üzerinde durmak istemiyorum. Aktifler üzerinden getiri hakkında konuştuğumuz zamansa bunun için halen vergi ödeyebileceğimizi bilmemiz lazım. Eğer herhangi finansmana ihtiyaç duyduysak ayrıca faiz de ödeyeceğiz. İşte bu gördüğümüz bu şekilde ortaya çıkıyor ve sadece bu alttaki satırı dikkate alıyorlar. Artık insanlar alt ya da üst satırdan bahsettiklerinde ne kastettiklerini biliyorsunuz. Üst satır gelir, gelir tablosunun en üst satırı. Sizin alt satırınız gelir tablonuzun alt satırı. Kelime buradan geliyor. Bir tanım uyarınca bu alınıyor ve toplam aktifleri oranlanıyor. Ben bu tanımı seviyorum çünkü bu şirketin vergiden kaçınmada mı yoksa vergi ödemede mi daha başarılı olduğunu anlamamıza imkan vermez. Başka bir şirket Herhangi bir şekilde banka yoluyla finansman sağlamada daha başarılı olabilir. Önemli olan bu değil, benim için önemli olan sadece aktifler. Ben bilançonun solda kalan bölümüyle yani aktifleriyle ilgileniyorum. Bu da bilançonun ilgilendiğim bölümüyle ilgili bazı faktörleri dikkate alıyor. Diyelim ki İki tane tamamıyla aynı şirketiniz var. Bu ilginç bir örnek olabilir. Bir şirketiniz var ancak şu anda zamanımızın kalmadığını görüyorum. Bu örneğe gelecek videoda devam edeceğim ve ayrıca borçluyken ya da faiz ödüyor durumdayken elde edilen vergi tasarruflarından da bahsedeceğim. Gelecek videoda görüşürüz.